Merhabalar. Arus Hobileri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Hepinize Mevlana diyarından kucak dolusu selamlar, kucak dolusu çiçekli günler diliyorum sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Evet şu güzelliklerime bakar mısınız? Şöyle cam güzeli. Kışın bizim gelinden getirmiştim arkadaşlar. Getirdiğimde küçücük bir dalda hatırlıyorsanız birlikte ekmiştik. Şimdi kocaman oldu bakın. Bir ay önceki videolarıma bakarsanız cam güzelimin arasındaki farkı görebilirsiniz. Şu da arkada gördüğünüz gibi 11 aylık çiçeklerim. Şöyle kimisi açıyor kimisi geçiyor. Çok da güzeller maşallah benim kızlarıma. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun içeriği. Abla bizim cam güzelimiz neden parlak değil neden çiçek açmıyor. Bir de şöyle göstereyim. Benim parlak Mustafa'm neden büyümüyor neden açmıyor diyen arkadaşlarımız takipçilerimizden bu tür yorumlar çok alıyorum arkadaşlar bu yeni ekmiş olduğum parlak Mustafa'm bu şekilde gördüğünüz gibi şöyle bir de arkada var masamın üzerinde evet arkadaşlar şöyle sizlere çiçekleriniz nasıl canlı kalır ondan bahsedeceğim nasıl çiçek açtırılır ondan bahsedeceğim eğer hastalıklı ise çiçekleriniz ne yapmalıyız ondan bahsedeceğim. Şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Şöyle benim 11 aylık çiçeklerim var. Geçen hafta almıştım hatırlıyorsanız. Bir yandan açıyor, bir yandan da filizlerini vermeye devam ediyor çok güzel bir şekilde. Ama bu 11 aylık çiçeklerimin nesi var? Onu da söyleyeceğim sizlere. Bakın bir yandan da filiz vermeye devam ediyor benim güzel kızlarım bakın. Şöyle çok güzel bir şekilde açıyor. Rengi de çok güzel. Çok hanım hanım. Annesinin güzeli fıstık kızım benim. Evet arkadaşlar. Çiçeklerim sararıyor, soluyor diyorsanız ya da çiçeklerim niye canlı değil? Niye çiçeklerim cam güzellerim açmıyor diyorsanız bakın cam güzellerim çok güzel bir şekilde açıyor. Sizler de görüyorsunuz. Ara ara videolarımda paylaşıyorum. Ben cam güzellerime ve parlak Mustafa'ya ve evdeki diğer çiçeklerime ne verdim? Bu şekilde çok güzel bir şekilde canlı bir şekilde duruyor arkadaşlar. Bugün sizlere iki formülden bahsedeceğim. Birinci formülüm. Eğer çiçekleriniz sarı ise bu şekilde sararıyor ise ve bu şekilde açmıyor ise muhakkak bir eksiklik yanlış giden bir şey vardır. Ya çok sulamışızdır dalları bu şekilde olmuştur. Ben çok sulamadım. bunu aldığımda zaten bayan çok sulamışmış. Bu düzelecek dedi. Ama bunun düzelmesi için ben ekstra bir e, şimdi vitamin uygulayacağım arkadaşlar Daha doğrusu şimdi uygulamayacağım ama beni izleyen takipçilerime anlatacağım Sizler uygulayacaksınız Ben neden şimdi uygulamayacağım ondan da bahsedeyim Çünkü dün yeni suladığım için unuttum arkadaşlar bir dahaki sulamama uygulayacağım o zaman sizlerle tekrar paylaşacağım bu şekilde kurumalarını gidermesi için ve çiçek açması için canlı olması için muhakkak ki muhakkak Arkadaşlar şöyle 1 litrelik bir e, suya bakın. Bu 1 litre belki biraz da 1 bir litreden fazladır. Şöyle büyük bir e, su. Bu şekilde bir suya bir tane yeşil aspirin atın arkadaşlar. Yeşil aspirin çözüldükten sonra biraz biraz bu çiçeklerimizi bu şekilde sulayın. Şöyle ben cam güzellerim susuz olduğu için hem de sizlerle birlikte su vereceğim. Bunu ne zaman yaparız? Ayda bir kere muhakkak yapın. Çiçeklerinizin daha canlı kalmasını, daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor arkadaşlar. Ve çiçekleriniz eğer çiçek açmıyorsa muhteşem bir de çiçek açtırmaya yarıyor yeşil aspirin. Bildiğimiz yeşil aspirin arkadaşlar. Daha önceki videolarımda var ben yeşil aspirin uyguladım. Ben bu çiçeği bir ay önce ektiğimde nasıldı? Zaten videolarımın bitişine bu çiçeğin de ektiğim halini ve şimdiki halinde görürseniz yeşil aspirinin ne kadar faydalı olduğunu çiçeklerimize Sizler de anlayacaksınız. Bunu sürekli yapmayın. Çiçeklerinize faydası olduğu kadar zararı da olabilir arkadaşlar. Ayda bir kere, iki ayda bir kere sulama kabına bir tane yeşil aspirin korsanız ve e, bu şekilde benim gibi sularsanız yeşil aspirinle çiçeklerinizi daha canlı olur. Hastalıklı yaprakları var ise e, onları tedavi eder. Köküne indiği için yeşil aspirinli su kullanırsanız e, Köküne indiği zaman bu çiçeklerimizin hastalıklı olan kısımlarını tedavi eder arkadaşlar. Bu arada çiçeklerimizde çok su vermeyelim. Benim bu aldığımda yaprakları zaten bu şekilde. Evime alışsın diye bu yapraklarını almadım ben. Biraz daha alıştıktan sonra bu yapraklarını toplayacağım. Zaten de aradan böyle güzel güzel filizler vermeye başladı arkadaşlar. Tekrar şu Rabbimin güzelliğine bakar mısınız? Bakın kururken bir ayrı şekil güzel. Kururken bir ayrı güzel. Açarken bir ayrı güzel arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir şekilde 11 aylık çiçeklerimizde göstermiş olalım. Evet ayda bir kere sulama kabına muhakkak aspirin atın diyorum arkadaşlar. Çiçeklerimizin daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Çiçeklerimizin kökünü besliyor. Eğer çiçeklerimizin kökü cansız ve zayıf ise onu kuvvetlendiriyor. Toprakta hastalık varsa, çiçeklerimizde hastalık varsa onlara da iyi geliyor. Bu da eee ben, ben aldığım çok e, sorular arkadaşlar. Bununla ilgili aldığım çok sorular. Biraz konuşmam takıldı. Kusura bakmayın. Bugün çok video çektim. Örgü videosuydu, çiçek videosuydu derken artık konuşurken dilim dolaşmaya başladı arkadaşlar. Evet çiçeklerinize ayda bir kere sulamak kabına muhakkak yeşil aspirin atın diyorum. Daha çok çiçek açsın diyorsanız, sağlıklı çiçeklerim olsun diyorsanız bu şekilde ayda bir kere çiçeklerinize yeşil aspirin katmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Arı soyun hobilerinde kalın. Videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.